Efendim merhaba. Ben diyetisyen Filiz Karaoğlu. Sizlerle birlikte bugün FMF ve baklagilleri konuşacağız. Neden baklagilleri seçtim? Güzel bir besin öğelerinden biri. Lifi yüksek, proteini yüksek. Herkes için olduğu kadar bizim için de çok faydalı. Haftada 2 gün, 3 gün tüketmenizi tavsiye ederiz. Ama FMF'in en büyük problemlerinden biri vücuda sindirim problemi. Bunu da aşabilmek için efendim gaz yapıyor. Yani baklagillerin çok gaz yapıcı bir etkisi var. Bunu nasıl giderebiliriz onları anlatacağım. Peki hiç baklagiller yemeyecek miyiz? Tabii ki de yiyeceğiz ama nasıl ve hangilerini yiyeceğiz? Bunları konuşacağız. Efendim bildiğiniz gibi baklagiller kuru ya da yazdan olmak üzere ikiye ayrılıyor. Biz bunları bir üçüncü çeşidi daha ekleyeceğiz. Yani şimdi kuru baklagillerin gaz yapma olasılığı çok daha yüksek. O yüzden bunları iyice kaynatıp suyunu döktükten sonra pişirirsek daha az gaz yapar. Peki ikinci şıkkımız nedir? Bunları yazın satıldığı zaman mesela barbunya, beyaz fasulye gibi bunları küçük küçük buzdolabı poşetlerine koyup buzluğa koyabiliriz. İhtiyacımız olduğunda da alır pişiririz. Bu da güzel bir örnek olacak. Peki üçüncü şıkkı hiç duydunuz mu? Eminim ki hiç duymadınız ama gerçekten çok güzel bir şey. Filizlendirmek. Yani nohutu, fasulyeyi var elinizde, yemek istiyorsunuz ama zor. Bunları filizlendirerek, salatalarınızda koyarak çok güzel bir besin elde edebilirsiniz. Bunu da tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Peki, baklagillerden hangileri daha az gazlı? Bunları da söylemek istiyorum. Mesela beyaz fasulye, özellikle buzlukta kaldıysa barbunya'ya göre daha az gaz içeriyor. Mesela maş fasulyesi çok güzel bir ürün. Aslında daha önceden Maraş'ta üretiliyordu ve bizim atalarımız maş fasulyesini çokça kullanıyordu. Ama buğday maş fasulyesinin önüne geçtiği için çok fazla kullanılmadı maş fasulyesi. O yüzden maş fasulyenizi haftada 1-2 kere tüketmenizi tavsiye ederim. Hem protein değeri yüksek hem de gaz yapıcı etkisi hemen hemen yok gibi bir şey. Peki diğer bir olasılık, herkes pirinci çok sever, pilava bayılırız. Peki kepekli pirince ne dersiniz? O da çok güzel bir şey. Aynı böyle buğdayla pirinç arası çok güzel bir tadı olan, birazcık daha fazla su koyarak pişirebileceğiniz bir pirinçtir efendim kepekli pirinç. Aşurelerde de kullanılabilir buğday yerine eğer glutensiz besleniyorsanız çok güzel bir seçenek olacaktır. Peki baklagiller birazcık daha durdukça gaz yapar mı? Evet, baklagiller durdukça birazcık daha gaz yapma etkisi artar. Peki bunu nasıl tolere edebiliriz? Kimyon ekleyebilirsiniz efendim. Kimyon da güzel bir baharattır. Baklagilleri eklendiğinde daha az gaz yapıcı etkisi vardır efendim. Hayatınıza kimyonu yerleştirmeye çalışın. Ama ataklarınız varsa ve zaten sıksa baklagillerden bir sürede olsa ayrı kalmanızda yarar var. Yine basit yiyeceklere, beyaz pirince, patatese gibi yiyeceklere dönmenizde yarar var o gibi durumlarda. Ataklar sırasında değil, ataklarınız yoksa rahatça yiyebileceğiniz, hem liften yüksek olduğu için, proteinden yüksek olduğu için bağırsak sağlığımızı koruduğu gibi, bunun yanında bağırsak bakterilerini arttıracak yiyecekleri konuşacağım. Bizim için de çok faydalı bir yiyecektir. Ama çok lifli olduğu için çok güzel bir lif kaynağıdır. Lütfen bol su içmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bana sorularınızı sorun mutlaka. filizkaraoğlu.com'dan web sitemden ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram'dan bugün ne yiyorumdan bana yine sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.